Bismillahirrahmanirrahim. Yine hatırlayalım. Bir münazarada iki taraf vardır. Bu münazaradan esas iddiayı ileri süren iddia sahibine muallil diyoruz. Karşı tarafa soru sorup da tenkit yapan muhterize de sail diyoruz. Biz biliyorsunuz sailin üç vazifesi var dedik. Men'i, naks ve muarada. Bugün men'i anlatacağız. Men'i ne demekti? Yani muallilin ileri sürdüğü delilin mukaddimelerden birine delil istemek demektir. Bu meseleyi ayrıntılı anlatacak. Yani o kadar. قَدْ عَلِمْتَ الْمَنْعُ الدَّرْسُ الرَّابِعُ الْمَنْعُ قَدْ عَلِمْتَ Öğrendin ki اَنَّ وَظَائِفَ السَّائِلِ ثَلَاثَةٌ هِيَ Yani sailin üç vazifesi var. Onlar da şunlar. اَلْمَنْعُ وَالنَّقْدُ وَالْمُعَارَضَةُ Anlaşıldı mı? وَعَلِمْتَ Yine öğrendin حَكَائِكَ هَذ۪ي الْمُصْطَلَحَاتِ Yani bu terimlerin hakikatlerini de öğrendin. Ne olduğunu. وَنُرِيدُ istiyoruz اَنْ نُفَصِّلَ الْكَلَامَ عَلَيْهَا Bu konuda ayrıntılı bilgi vermek istiyoruz. وَلْنَبْدَ بِالْمَنْعِ Men'i ile başlayalım. فَالْمَنْعُ كَمَا ذَكَرْنَا Yukarıda zikrettiğimiz gibi men'i طَلَبُ الدَّلِيلِ عَلَى اِحْتَى مُقَدِّمَاتِ دَلِيلِ الْخَصْمِ Karşı tarafın delilinin mukaddimelerinden, delil derken kıyas yani. Onu hemen anlayın. Gösterdiği kıyaslardan, mukaddimelerinden birine delil istemek. Delilin nedir demek. وَهَذَا هُوَ الْمَنْعُ الْحَقِيقِ Hakiki men ediyoruz biz buna. فَاِنْ اِتَّجَهَ Eğer yönelirse عَلَى الدَّعْوَ الَّتِي لَمْ يَكُمْ عَلَيْهِمْ الْخَصْمُ دَلِيلًا Eğer hasmın delil göstermediği bir noktaya yönelirse yani davaya yöneliyor direkt. Dava derken bütün kıyas yani. O zaman sümmiye men'en mecaziye. Mecazi meni diyoruz biz buna. Yani mecazi meni diyoruz. Bu bizim konumuz değil. لِعَدَمِ وُجُودِ مُقَدِّمَاتِ دَلِيلٍ Delilin mukaddimelerinden birine biri yok burada. Değil mi? كَيْ يَطْلُبَ عَلَيْهَا دَلِيلًا Yani ki demek delil yok sadece iddiaya yöneliyor. Ta ki delil talep etsin. وَمَعْنَ الْمَنْعِ حِينَيْذٍ Bu durumda men'in manası şu olur. طَلَبُ الدَّلِيلِ عَلَى الدَّعْوَى نَفْسِهَا Bizzat iddiaya delil istemek olur. Mukaddimelerinden birine değil de iddiaya delil istemek olur. Anlaşıldı mı bu? Misal. Şimdi men'e misal verecek. Ha şey anladım delil getirmiyor ya ona şeye nedir? Men'i mecaziye misal verecek. Kâlen nasraniyyul muallilu. Bunları artık tercüme etmeme gerek var mı? Yok hocam. Yani diyor ki el mesihu ilahun. Ama delil getirmiyor. Yani çünkü babasız doğan her insan ilahtır. Öyleyse Mesih de ilahtır. Delil yok burada. وَسَكَتَ sustu. اَيْ لَمْ يَأْتِ بِدَلِيلٍ Delil getirmedi. فَقَالَ الْمُسْلِمُ السَّائِلُ اَمْنَعُ هَذ۪ي الدَّعْوَى Ben bu dava iddiayı reddediyorum. اَيْ لَا اُسَلِّمُهَا لَكَ Ben kabul etmiyorum bunu. وَاَطْلُبُ عَلَيْهَ الدَّلِيلَ Delil istiyorum diyebilir. Bu da men'i mecazidir. فَهَذَا مَنْعٌ مَجَازِيٌ Mecazi men'i لِأَنَّهُ زِيرَا بُ مَنْعٍ تَوَجَّهَ عَلَى نَفْسِ الدَّعْوَى İddianın bizzat kendisine yönelik oldu. وَلَيْسَ عَلَى مُقَدِّمَاتِ الدَّلِيلِ Delilin mukaddimelerinden birine değil. فَقَالَ النَّصْرَانِيُّ الْمُعَلِّلُ Ha, bu sefer Nasrani muallil diyor ki اَدَّلِيلُ عَلَيْهِ هُوَ Delilim şu اَنَّهُ خُلِقَ مِنْ غَيْرِ اَبِي Yani babasız yaratılmıştır. وَكُلُّ مَنْ خُلِقَ مِنْ غَيْرِ اَبِي فَهُوَ إِلَاهٌ Anladınız bunu da. Buna karşı fehâ قَالَ الْمُسْلِمُ السَّائِلُ Gerçek men'i anlatacak. Men'i hakikiyi. اَنَّعُ الْكُبْرَ Senin mukaddimelerinden kübrayı reddediyor. Nedir o kübra? Yani babasız doğan herkes ilahtır. Bunu kabul etmiyorum. Delil getir buna diyor. İşte فَهَذَا مَنْعٌ حَقِيكِيٌ Hakiki men'i bu. لِيَنَّهُ زِيرَا bu ittecehe yönelmiştir. عَلَى اِحْتَى مُقَدِّمَاتِ الدَّلِيلِ Anladık mı? Delilin mukaddimelerinden birine. فَالْمَنْعُ اِزَمَنْ O zaman meni اِمَّا اَنْ يَتَّجِهَ عَلَى نَفْسِ الدَّعْوَى Ya bizzat iddiaya yöneliktir. وَاِمَّا اَنْ يَتَّجِهَ عَلَى دَلِيلِ الدَّعْوَى
veya iddianın deliline yöneliktir. Ey ala ihta mukaddimatihi. Anlaşıldı mı? Çok basit bu. Fakat bura yeni bir mevzu. Yemne'u sâilû. Ha, bazen sâil men eder. Delil ister demek yani. Men etmek o demek. Mukaddimeteyi delili me'an. Yani delilin iki mukaddimesini de reddeder. Der ki delil getir. Ey yemne'u sûra vel kubra. Me'an. İkisini birlikte. Ve hâzâ bu fi hakikati aslında men'ani. İki meni demektir bu. Femen'uhu es-sûra fakat men'un evvelu. Yani sırf surayı men etmesi birinci meni. O kadar basit hazırlamış ki herhalde bu lise talebelerini hazırlamış bu kitabı yani. Çok basit yani. Ve men'uhu kübra eydan men'un sani. Yani kübrayı men edişi de ikincisidir. Misal biliyorsun sani kelimesinin aslı neydi? Saniyündür. Ama yenin üzerinde damme ağır gelir. Bu sebeple ye hasfedilir. Ye hasfedilince peki sanün mü olsun, sanin mi olsun? Hasfedilen harfin ye olduğuna işaret etmek için kesre getirilir. Bunu maksutta okumuştuk. Evet. Misalun. قَالَ النَّصْرَانِيُّ الْمُعَلِّلُ الْمَسِيحُ اِلَاهُمْ وَالْدَّلِيلِ Bunun birincinin delili de şu. اَنَّهُ خُلِقَ مِنْ غَيْرِ اَبِنْ وَكُلُّ مَنْ خُلِقَ مِنْ غَيْرِ اَبِنْ فَهُوَ اِلَاهُمْ Bu sefer de Yahudi. فَقَالَ الْيَهُودِيُّ السَّهِلُ اَمْنَعُ السُّورَ وَاَمْنَعُ الْكُبْرَى İkisini de men ediyor. اَنَّ الْيَهُودِ Çünkü Yahudiler يَتَّهِمُونَ مَرْيَمَ الْعَذْرَاءَ Yani hiç bekareti bozulmamış demek. Yani Azra, bekareti bozulmuş. Azra var ya Azra. Hı. O isim olarak da kullanılıyor. Bekareti bozulmamış manasına. Hazreti Meryem Azra, onlar onu bir zina ile ittiham ediyorlar. Onun için babasız değil diyorlar yani. İtiraz ediyorlar. Anladınız mı? Yani delili kabul etmiyorlar. Ne Sura'yı kabul ediyorlar ne Kübra'yı. قال الله تعالى عنهم bu sebeple Cenab-ı Hak buyuruyor ve bi küfrihim ve kavlihim ala Meryem'e buhtanen azim. Hazreti Meryem'e büyük bir bühtan yapmaları ve küfretmeleri sebebiyle şunu yaptık diye ayet-i kerime bu. Gördünüz mü burayı? Tabii bu sözü söyleyince Allah korusun haşa Hazreti Meryem'in zina ettiğini söyleyince Sura da Kübra da düşmüş oluyor tabii. Sümme yeni bir mevzu daha yine innehu yuştaratu fi kulli men'in her menide şart koşulur. Bu da önemlidir. Şartani, iki şart. Elhamdülillah. Yehdina ve yehdikumullah. Key yekune vazife muvecceha. Ta ki tam bir tevcih edilen yani karşı tarafa yönlendirilen bir vazife olsun diye yani. Huma o da o iki şart şu. Bir, ellâ yekûnel memnû'u bedihiyen celîyen. Yani sâilin men ettiği şey çok açık bir şey olmayacak yani. Yani bir adam dese ki işte yani ne bileyim ki iki dördün yarısıdır yani. Buna yani itiraz edilmez yani. Anlatabildim. O zaman vazife yok yani burada. Ne vazifesi? İkincisi de ellâ yekûnel memnû'u musallemen bihi indel mani. Bu da önemli. Yani sailin nezdinde men ettiği şey kabul gören bir şey olmaması lazım. Şimdi misal verecek yani. Ne demek bu? Teker teker anlatacak. Yani adam kendisi kabul ediyor. Mesela haşa yani. Şey gibi yani. Nedir? Bir Hristiyanın bir Hristiyana itiraz etmesi gibi yani. Kendisi de kabul ediyor Allah'ın oğlu olduğunu falan yani. Kabul ettiği bir şeye men yapmak o olmaz. O cedel olur. Bunu anlaşıldı değil mi? Çok basit. Fel bedihiyatü sittün. Mantığı da tekrar ediyor ha. Bedihiyat yani yakiniyat. Altıdır. El evveliyat vel fıtriyat vel hissiyat vel mütevatirat vel mücerrebat vel hadsiyat. Fıtriyat dediği müşahedat. Yo müşahedat mı? Müşahedat. Öyle.
Vicdaniyet olabilir değil mi? Ne? Vicdaniyet. Vicdaniyet da güzel kardeşim. Şey var. Orada bir eksiklik var. Neyse. Bakarsınız tekrar. Kıyaslayın. Yok. Değil. Evveliyat. Ondan sonra ne vardı? Meşhurat. Ha. Meşhurat yerine şey getirdi. Yok, meşhurat değil. Meşhurat mıydı? Makbulat da değil. Neyse. Altıdan birini unuttuk. Burada fıtriyat getirdi. Bizde fıtriyat değil. Getirir misin şu benim mantık kitabını? Bak hemen. Orada duruyor. Var mı sende mantık kitabı? Yok. Yoksa ben getireyim. Orada değil. Mantık orada değil. Ya mantığı yeni okuduk. Bir de millet bizi şey yapmasın. Yani. Ha, müşahedat yok. İşte bu önemli. Şimdi hemen bakalım. Bu biraz şey yapmış yani, karıştırmış. Anlatabildim mi? Bizde ne var? Ha, evveliyat, müşahedat yok burada. Hissiyatı zikretmiş burada. Mücerrebat var. Hadsiyat var. Ha, mütevatirat. O da var, tamam. Ha, bir de fıtriyat dediği kadaya kıyasat ve maha. Onun diğer adı. Yani kıyasları beraber olan. Nereden hatırımıza gelmedi o? Meşhurdu o. Ama işte eksik olmasın güzel kardeşlerim. Bu kadar da. Ve hiye, bu bedihiyat, bak önemli. Tusannafu ila sınıfeyni. Yani bize mantık dersi veriyor. İki sınıfa toplanır. Evvelen evveliyat ve fıtriyat. Yani bu işte kadaya kıyasatuha maaha var ya o. Ve tüsemma, buna denilir bil bedihil celi. Çok açık bedihiyat bu. Ey el vadihi. Vadih yani açık. Likullin nasi, bütün insanlar için. Feyekfi en yerci'a ila nefsihi. Bir insanın kendi kendine müracaat etmesi kafi bunları anlaması için. Ateş yakıcıdır. Ulan inanmıyorsan elini sok. Var mı bir itiraz? Biliyorsun evveliyatın adı aksiyomdu. Ve yetasavvaruhu, yani tasavvur etmesi kafi. Ve yetasavvarahu. Liyahsule lehu tasdiku. Yani tasdik etmek için tasarlamak kafi. Ateş yakıcıdır. Ha tamam. Bir ikinin yarısıdır. Tamam. Fehâdâ sınıf, bu sınıf la yecûzu li ahadin minhu. Men li ahadin men'uhu. Bunu men etmek kimse için caiz değildir. Bunu men ettiniz mi? Li ennehu mükâberatun. Buna mükâbere diyoruz. Neydi mükâbere? Sırf ilmini ortaya konuşmak, koymak için konuşmak. Yoksa hakkı izhar için değil. Ve raftun lil hakkı. Hakkı reddetmek. Fekûnu men'uhu hîneydin. O zaman bunun men'i olur. Vazifeten gayre muvecihetin. Yani dayanak noktası olmayan bir vazife olur. Yani dayanağı yok. Saniyen ikincisi el hissiyatu vel mütevatiratu vel mücerrebatu vel hadsiyatu ve hâdî bi devriha. Bunlar tamamı tenkasimu ilâ kısmeyn. İki kısma ayrılıyor. Bu kısımları kafanızda tutmanıza gerek yok. Altı tane bedihiyatı öğrenin kafi. Bu değerlendirme yapıyor yani. Bu bizim hocamızın değerlendirmeleri. Yoksa mantıkta falan bunları yok. Bir, مَا لَا يَكُنُ مُشْتَرَكَنْ بَيْنَ كُلِّ النَّاسِ. Bu da güzel. Bütün insanlar arasında müşterek olmayan şeyler. Yani herkes bilmiyor. Ama güzel bir izah. فَهَذَا يُسَمَّا بِالْبَد۪يهِ الْخَف۪ي. Yani gizli açık deliller. اَلَّذ۪ي لَا يَكُنُ وَاضِحًا لِكُلِّ النَّاسِ. Bütün insanlar için açık değil. Bel kad yahsulu lil ba'di bil bedaheti. Belki bazıları için açık hale gelir. Ve kad la yahsulu li aharin. Başkalarına olmayabilir. Yani ilim ister bunlar için. Onu demek istiyor. Mitlu, ilim de değil. Et tecerru billeti yecriha el ba'du. Bir kısım insanların yaptığı tecrübe gibi yani. Birisi laboratuvarda tecrübe etmiştir. Birisinin geçmişte başından geçmiştir. Ma yekun, ikinci kısım ise müştereken beyne ammetin nasi. Bütün insanlar arasında müşterek. Fehâdâ minel bedihîl celî. Bu çok açık olan bedihatta, bedihiyattandır. Mitlu eşşemsu muşşikatu. Güneş ışık verir. Fel müştereku beynen nas la yecüzü menuhu.
İnsanlar arasında müşterek olanı kimse men edemez. وَمَا لَيْسَ مُشْتَرَكَتْ يَجُوزُ مِنْهُ Müşterek olmayanları ne yapabilirsin? Men edebilirsin. O da der ki sen bilmiyorsun. Bu tecrübeyle sabittir, ispat eder. Mücerrebatta o zaman Hepsinde. Sırf mücerrebatta değil. Hissiyat, mütevatirat, mücerrebat, hadsiyat. Dördünde de. فَالْبَدِهِيُّ الْجَلِيُّ Yine tekrar tekrar anlatıyor. Dediğim gibi bu ilkokul kitabı yazmış mübarek. هُوَ الْاَوَّلِيَّاتُ وَالْفُطْرِيَّاتُ وَالْمُشْتَرَكَاتُ بَيْنَ النَّاسِ فَقَطْ Demek ki evveliyat ve fıtriyatın tamamı bir de diğerlerinden de insanların hepsi arasında müşterek olanlar. وَاِلَيْكَ اَمْثِلَةٌ تُوْدِحُ veya تُوَضِّحُ الْمَقْصُودَ تُوْدِحُ daha doğru. Maksadı açıklayan misaller. Hepsini verecek. Misal. قَالَ زَيْدٌ اَنَّقِيدَانِ لَا يَشْتَمِعَ Birbirine zıt iki şey bir arada olmaz. فَقَالَ اَمْرٌ اَمْنَعُ ذَلْكِ Kabul etmiyorum dese فَهَذِي مُكَبَرَةٌ yani buna mükabere derler yani. Neyini? Nasıl olur ışıkla karanlık bir arada olur? لِأَنَّهُ مَنَعَ بَد۪يهِيًا اَوَّل۪يًا yani. Değil mi? Misal, قَالَ زَيْدْ اَلْاَرْبَعَةُ زَوْجٌ Yani dört rakamı çifttir. فَقَالَ اَمْنَعُ ذَٰلِكَ فَهَذ۪ي مُكَبَرَةٌ yani. Bu da mukabara. لِأَنَّهُ مَنَعَ بَد۪يهِيًا فِطْرِيًا yani. Yani kıyası beraber olan değil mi? قَدَايَا قِيَاسَاتُهَا مَعَهَا Misal, başka hepsine misal verecek. قَالَ زَيْدْ لِدَوَاءٍ جَرَّبَهُ بِنَفْسِهِ عَلَى عَيْنَاتٍ كَثِيرًا Çok defa kendi nefsinde denediği bir ilaç için konuşuyor. Mücerrebattan yani. هَذِهِ الدَّوَاءُ يُعَالِجُ الرَّوْمَاتِزِمِ Bu ilaç romatizmaya faydalı. Tamam da itiraz edebilirsin buna. فَقَالَ عَمْرْ اَمْنَعُ ذَٰلِكَ فَهَذَا الْمَنْعُ مَقْبُولٌ Yani bu makbul. Niye? Çünkü herkesçe bilinmiyor bu. Tecrübeyle sabit. وَلَا يُعَدُّ مُكَابَرَةً Mükabere sayılmaz. لِأَنَّ تِلْكَ التَّجْرِبَةَ Zira bu tecrübe خَاسَّةٌ بِمَنْ جَرَّبَهَا Sadece tecrübe edene khastır. وَلَمْ تَحْسُلْ لِكُلِّ النَّاسِ بِالِشْتِرَكِ Bütün insanlara müşterek değildir bu yani. Kim tecrübe ettiyse o biliyor. اَمَّا اِذَا مَنَعَ مُجَرَّبًا مُشْتَرَكًا بَيْنَ النَّاسِ İnsanlar arasında müşterek bir tecrübe edilmiş şeyi men ederse فَيَكُونُ مَنْهُ مُكَابَرَةً Değil mi? Mesela كَكُلُّ نَارٍ حَارَّةٌ Bütün ateşler yakıcıdır. İnanmıyorum. Sokalım. وَنَحْمِ ذَٰلِكَ Misal, قَالَ زَيْدْ وَقَدْ رَآ فَرْضًا فَرَضًا اَفْعَى ذَاتَ رَأْسَيْنِ Anlatabildim mi? Faraza iki başlı bir yılan gördü. Ef'a bu yılan. Yılanın bir diğer adı. Hayye de diyorlar. Ef'a daha ziyade o büyüklere diyorlar zannediyorum. Hunalike ef'a bir aseyn. İki başlı bir yılan var. Fekale amrun emna'u zâlike. Bu fehâze bedihiyum hafiyyum yani. Herkes bilmez yılanın iki başlı olduğunu. Doğru yani. Men edebilir yani. فَمَنْعُهُ لَيْسَ بِمُكَابَرَةٍ yani. Bunu men etmek de mükabere değil. اَمَّا اِذَا مَنَعَ مَا هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ النَّاسِ Yani insanlar arasında ortak olan şeyi reddetse, men etse, mesela كَالسَّمَاءُ السَّمَاءُ فَوْقُنَا وَالْأَرْضُ تَحْتَنَا يَوْ السَّمَاءُ فَوْقَنَا وَالْأَرْضُ تَحْتَنَا Yani bunu birisi men etse, ahmaklık etmiş olur. وَنَحْوُ ذَلِكَ فَهَذَا الْمَنْعُ مُكَابَرَةٌ غَيْرُ مَسْمُعَةٍ Dinlenmez. وَلَا يُلْتَفَتُ اِلَيْهَا İltifat bile edilmez. Misal, قَالَ النَّصْرَانِيُّ عِيْسَى وَلَدٌ وُلِدَ مِنْ غَيْرِ أَبٍ Babasız doğdu. فَقَالَ الْمُؤْمِنُ اَمْنَعُ ذَلِكَ Yani ben bunu reddediyorum dese, mümin ama, Müslüman. فَهَذَا الْمَنْعُ مُكَابَرَةٌ Bu herkesi biliniyor. Yine mükaberedir yani. Müslüman diyemez ki babasız doğmadı. Değil mi? Babasız doğdu diyecek Müslüman yani. Bu da bilinen bir şey. لِأَنَّ هَذِي الْقَضِيَّةَ Çünkü bu hüküm مُسَلَّمَةٌ عِنْدَ كُلِّ مُسْلِمٍ Her Müslüman tarafından da kabul ediliyor. وَلَكِنْ اِذَا مَنَعَهَا الْيَهُد۪يُّ Ama Yahudi bunu men etse
Çünkü veled-i zina kabul ediyor haşa Hazreti İsa Aleyhisselam'ı. Evil mulhidu veya inkarcı fela tuaddu mukaberaten. O zaman mukabere olmaz. Çünkü onlara göre böyle değil. لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْمُسَلِّمَاتِ مُسَلَّمَاتِ عِنْدَهُ. Çünkü onlar yanında kabul edilen şeylerden değil. فَتَكُونُ قَابِلَةً لِلنِّكَاشِ مَعَهُ. O zaman münakaşaya kabildir, yani mümkündür. فَتَلَخَسَ مِنْ ذَٰلِكَ. Özet olarak çıktı ki bütün bu dersten. اَنَّ الْمَنْعَ يَقْبَلُ. مَنْعَ يُقْبَلُ. يَقْبَلُ değil de. مَنْعَ kabul edilir. Ne zaman? اِذَا كَانَتِ الْقَضِيَّةُ الْمَمْنُوعَةُ نَظَرِيَّةً غَيْرَ مُسَلَّمَةٍ. Yani eğer kaziye, yani men edilen kaziye nazari ise, yani ispata mühtassa, bedihi değilse ve kabul edilen bir, kabul edilmeyen bir nazari ise, bir de kabul edilen nazariler var. İşte şey gibi, bir Müslüman için babasız dünyaya gelmesi gibi yani. Nazari bir mesele ama Müslüman kabul ediyor bunu. اَوْ بَد۪يهِيَّتَّنْ خَف۪يَّتَّنْ veya gizli, herkes anlamıyor, bilmiyor. وَلَا يُقْبَلُ kabul edilmez. اِذْكَانَتْ اِذَا كَانَتْ yani olduğu zaman kaziye بَد۪يهِيَّتَنْ جَل۪يَّتَنْ اَوْ مُسَلَّمَةً ya çok açık, ateş yakıcıdır veya karşı tarafça kabul edilen bir hakikatse o zaman orada men olmaz. Tembih. اِعْلَمْ bilesin ki اَنَّهُ وَكَعَ خِلَافٌ İhtilaflar olmuş. فِي كُتُبِ الْمُنَازَرَةِ münazara kitaplarında. فِي تَعْيِينِ الْبَد۪يهِيَّاتِ الْجَل۪يَّةِ وَالْخَف۪يَّةِ yani acaba hangi şeyler bedihi ve celi, yani açık bedihi, hangileri gizli bedihi? Bunlar tabii ihtilaf var. Normal yani. İlimlere göre. Mesela bir tıp alimine göre bedihi celil bedihi olan bana göre hafi bedihidir. Yani bunlar normal. فَبَعْضُهُمْ جَعَلَ الْمُجَرَّبَاتِ مِنَ الْجَلِيَّةِ bazıları mücerrebatı celi açık bedihilerden kabul etmiş. وَالْمُتَوَاتِرَاتِ مِنَ الْخَف۪يَّةِ mütevatirleri hafilerden, gizlilerden kabul etmiş. هَكَذَا بِيطْلَقْ mutlak olarak yani, kayıtsız şartsız. وَالْتَحْقِيكِ bize göre doğrusu هُوَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُشْتَرَكِ وَغَيْرِ الْمُشْتَرَكِ bence de doğru. İnsanlar tarafından toptan biliniyorsa o bedihi celi. Ama belli insanlar biliyorsa, müşterek değilse o bedihi hafi. Doğru. فَمَتَا كَانَ الْبَد۪يهِيُّ مُشْتَرَكًا بَيْنَ النَّاسِ insanlar arasında bedihi bir kaziye ortak olursa, yani زَيْعًا مُنْتَشِرًا yaygın her tarafta. زَيْعًا o da yaygın. Aynı yani. Yayılmış. فَهُوَ بَد۪يهِيٌّ جَل۪يهِيُّ وَمَا لَمْ يَكُنْ كَذَٰلِكَ فَهُوَ بَد۪يهِيٌّ خَف۪يهِيُّ فَالْمَحْسُوسَاتُ وَالْمُجَرَّبَاتُ وَالْمُتَوَاتِرَاتُ bu üçü لَا يُقَالُ عَلَيْهَا اِنَّهَا جَل۪يَّةٌ اَوْ خَف۪يَّةٌ بِإِطْلَاقٍ kesin bir şekilde bunlar bedihi celidir veya bedihi hafidir denilmez. Çünkü şeye bağlı yani değil mi? بَلْ اَحْيَانًا bazen يَحْسُلُ ف۪يهَا اِشْتِرَاكٍ bütün insanlara arasında ortak olur. وَاَحْيَانًا لَا يَحْسُلُ bazen de olmaz. Allah Allah, bir dakika. Fezeydün mü yoksa Fezidün mü? Ha, Fezeydün minennas. İnsanlardan mesela Zeyd. Kad yezzim. Kesin olarak karar verir ki bir emrin bir şey hakkında. Niye? Likevliği şahidehu. Şahitlik etmiştir. Değil mi? Evzâkahu veya tatmıştır. Evlemisehu veya dokunmuştur. Ve lem yahsul zâlike li gayri minennas. Onun dışında kimse onu elde etmemiştir bu ilmi. Normal bu. فَلَا تَكُونُ تِلْكَ الْمَحْسُوسَاتُ o zaman li Zeyd'in, Zeyd için mahsusattan olan bu şeyler mahsus eden li gayri. Başkası için mahsus değil. Adam gitmiş Kuzey Kutbu'nda farklı bir balık türü yemiş. Gelmiş anlatıyor. Diyor ki gördüm. Onun için mahsusattandır. Ama bizim için değildir. وَهَذَا bu مَا حَقَّكَهُ الْاِمَامُ اَبُ الْعَبَّاسِ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَصَرَّحَ بِهِ الْعَلَّامِ سَشَقْلِ زَادَ aslan be.
Osmanlı Devleti'nde Bediüzzaman'ın ezberlediği kitaplardan bu. Saçaklızade. Bu Saçaklızade Antepli. Fi takriril kavan. Gerçi Maraşlılar bizim memleket diyor da tam emin değilim. Neyse kimseyi kızdırmayalım. Kiminse kimin. Ama ikisinden birini. Fi takriril kavaniril mutedavile. Yani min ilmin münazara. İsmi bu. El kavaninul mutedavileti min ilmil münazara. İlmi münazara da dillerde dolaşan kanunlar. Feraci inşite. İsterseniz ona müracaat edin arkadaşlar. Görüyorsun burada çok güzel bir grafik vermiş. Memnu ikiye ayrılıyor. Bedihi, gayri bedihi. Celi, kafi. Müsellem, gayri müsellem. Hangileri men edilir, hangileri men edilmez. Güzel bir çizelge çıkarmış. Ama böyle bu çizelgeyi kitabımı almaya gerek görmedim. Çünkü çok basit. Çok basit olunca tam 15 dersimiz var. Yani 11 gün vaktimiz var. Cezakumullahu hayran ketira ve allemenallahu ilmen nafi'a. El Fatiha.